Herkese merhabalar. Sizlerin bu yayında ISKA'dan bahsetmek istiyorum. International Systemic Constellations Association. İngilizcesi, Türkçesi ise Uluslararası Sistemik Konstelasyonlar Birliği ya da sistemik dizilimler diye Türkçeleştirebileceğimiz bir kelime. Ben kimim? Benim ismim Serpil Ata. Kendim bir konstelasyon kolaylaştırıcısıyım. Aile konstelasyonları, organizasyon konstelasyonları yapıyorum. Hakkımda daha fazla bilgi isterseniz serpilata.com'dan bakabilirsiniz. Şimdi sizinle ekranımı paylaşacağım. Evet. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü ISKA kısa bir zaman sonra uluslararası bir etkinlik düzenleyecek. O etkinlik hakkında bilgi vermeden önce size bu kurumdan bahsetmek istiyorum. Çünkü ISKA'nın Türkiye temsilcilerinden biriyim. Biz 3 kişiyiz. Ekim 2020'de de ISKA Türkiye kuruldu. Biz de bu anlamda hizmet ediyoruz. Peki nedir bu ISKA? Web sitesi için bu linke tıklayabilirsiniz. ISKA Network, iska-network.org. Web sitesi İngilizce, Türkçesi henüz yok. Ama genel bir fikir verecektir size. Baktığımız zaman neler var sitede? Ne işe yarıyor? Nasıl bir hizmet veriyor ISKA bize? ISKA hem şu andaki hem de gelecekteki kolaylaştırıcı nesilleri için, yani dizim uygulayıcısı ya da konstelasyon uygulayıcısı olan nesiller için bir alan tutuyor aslında. Bir merkez gibi hizmet veriyor. Şöyle bir vizyonu var. Bu çalışmayı yapan topluluk içerisinde dinamik bir bilincin gelişimini desteklemek, yüreklendirmek ve aktif bir amacı var bu anlamda. Aktif bir vizyonu var. Ve dünya çapında eğer bu konuyla ilgileniyorsanız, bir kolaylaştırıcısanız, danışanlarınızla çalışıyorsanız, eğitim almışsanız ya da eğitim almaktaysanız, dünyada bu işi yapan diğer kişilerle buluşmak anlamında, kendinizi geliştirmek anlamında güzel bir oluşum, güzel bir topluluk. Peki, hakkında daha fazla bilgi ulaşabilirsiniz. Nasıl oluşmuş? Ne zaman başlamış? Hatta onu da size göstereyim kısaca. İsmini duyduğumuz bazı kişiler vardır bu çalışmayı yapan, eğitimini almış kişilerden. Mesela Gunther Weber'i duyarız. Albrecht Marr çok bilinen bir isimdir. Onların aslında bir girişimiyle başlamış 2005'te. Genel tarihçesini buradan okuyabilirsiniz. Dahil edici bir topluluk. Zaten dahil etmek bu çalışmaların olmazsa olmazı. Genel tarihçesini buradan görmek mümkün. Şu ana kadarki bakalım yönetim kurulu hakkında bilgi var mı? Şu andaki yönetim kurulundan bahsedeyim önce. Şu anda yönetim kurulu Başkanı İngiltere'den Paul Stoney. Görüyorsunuz kendisi bir dede. Çünkü torunları var. Böyle insanlar görmek bana çok ilham veriyor. Böyle insanlar derken yani dünyada yaşanmış yılları benden daha fazla olan insanların aktif olarak bu çalışmanın içerisinde yer almaları ve bize örnek olmaları, ilham vermeleri benim çok hoşuma giden bir taraf. Stephanie Başkan Yardımcısı Stephanie Hartung, Alman. Stephanie Türkiye'de eğitimler de veriyor. Yeni başladı. Sistemik konstelasyonlarla ilgili eğitimler veriyor. Ve bir de kitabı var. Kitabı şu anda yanımda mı? Hemen getiriyorum kitabı. Bir saniye bekleyin. Evet, getirdim. Kitabı Sistem Konstelasyonu Eğitim kitabı diye geçiyor. Bayağı kalın bir kitap. İlgilenenlere tavsiye ederim. Ve Louis var. Hazineden, para işlerinden sorumlu. Christina var. Christina da iletişimden sorumlu. Ve Alexandra. Alexandra da bölgesel temsilcilikler sorumlusu. Meksika'da. Ben nasıl haberdar oldum ISKA'dan? ISKA'dan Max Dauskart sayesinde haberdar oldum.
Çünkü Max Dauskart bir önceki yönetim kurulu başkanıydı. Türkiye'de de eğitimler verdi. Eşiyle beraber, Alemka Dauskart'la beraber. O yüzden onların gerçekten bu ülkeye ve bu kurumun tanıtılmasında çok kıymetli emekleri var. Şimdi, İSKA'nın neler yaptığından kısaca bahsetmem gerekirse, sizin için ek sayfaları açmıştım. Evet. Neler sağlıyor? Kısaca, bir defa kendinizi dünya çapında bu sistemik çalışmalar yapan kişilerle irtibatta olmanıza yardımcı oluyor size. Kendinizi geliştirmenize yardımcı oluyor. Ve aylık toplantılar yapılıyor. Mesela her ayın bir konusu var. Biz Türkiye'de Türkçe yapıyoruz bunu. İşte Fransızca konuşulan bir toplantı var. İşte İspanyolca yapılan bir toplantı var. Yunanca yapılan bir toplantı var. Ve şimdi yeni bir bölgesel temsilcilik daha açıldı. Flamenkçe toplantı yapacaklar. Bunlara katılmak mümkün ve daha sonrasında bunların kayıtlarına ulaşmak mümkün. İSKA Facebook grupları var. Genel olarak İSKA topluluğu grubu var. Görebildiğiniz gibi International Systemic Constellations Association diye geçiyor. 2600 kadar üyesi var. Buna herkes katılabiliyor ve bakabilirsiniz kim neler yapıyor. Çalışmalarınızı burada duyurabilirsiniz. Türkçe, İngilizce de başka dillerde yapabilirsiniz. Güncellenebilirsiniz. Mesela pandemi döneminde online çalışmalar yapmakla ilgili ilhamı ben buradan aldım. Çünkü hemen uyum sağladılar. Hemen eğitimler sundular üyelerine. Şu şöyle yapılabiliyor, böyle yapılabiliyor diye. Sonrasında oradan öğrendiğim bilgilerle ben de Türkiye'deki meslektaşlarıma bunu aktardım. Yaptığım atölyelerde gibi. Diğer Facebook grubu ise sadece üyelere özgü bir grup. Pardon. O da şu. İSKA Members Group. Burada sadece üyeler var. Şu anda içeride 231 üye var. Burada da sadece üyelerin paylaşımlarını görebiliyorsunuz. Şu anda yapılacak İSKA 2001 etkinliği için çalışma yapacak kişilerin videoları paylaşılıyor. Onun tanıtımları paylaşılıyor. Bunun detaylarına da daha sonra geleceğim. Diğer bir Facebook sayfası da bizim İSKA Türkiye sayfamız. İSKA Türkiye sayfasına da katılabilirsiniz. Şu an 135 kişi var içeride ama giderek büyüyoruz. Burada diğer çalışmalar hakkında bilgi veriyoruz. Mesela İSKA 2001 buluşmasının programını Türkçeleştirdik. Bunu bulabilirsiniz gibi. Ve burada yine siz çalışma yapıyorsanız çalışmalarınızı buradan da duyurabilirsiniz. Burası İspanyolca konuşan kişilerin katıldığı İSKA bölümü ya da temsilciliği diyebiliriz. Capítulo Regional de Habla Hispana. Peki tekrar geri gelelim. Geldik. Ve bültenler yayınlar. Paylaşır, üyeleriyle bilgi paylaşır. Kısaca ve 2 yılda bir de İSKA buluşmaları düzenler. Şimdi İSKA buluşmasına geçmeden önce bir önceki buluşmadan bahsetmek istiyorum. Bir önceki buluşma 2018'de Zagreb'te yapıldı. Hırvatistan'da yapıldı. Ben ilk ona katılmıştım ve çok etkilenmiştim. Bayılmıştım. Döndükten sonra bununla ilgili bir YouTube videosu çekmiştim. O zaman Facebook'ta canlı yayın yapmıştım. Sonra da YouTube'a yüklemiştim. Bu yayının altına da o linki de koyacağım. Eğer bilgi sahibi olmak isterseniz ona da göz atabilirsiniz. Şimdi şu kısımda Members var. Members'a tıkladığınız zaman şöyle bir sayfaya giriyorsunuz. Üye olduğunuzda çıkıyor bu. Burada sadece üyelerin bulunduğu bir sayfa. Mesela takip edebilirsiniz. Doğrudan onlara ulaşabilirsiniz. Bunlar ise sadece üyelerin görebileceği bilgiler var. Yine kendi çalışmalarınızı burada tanıtabilirsiniz. Ve eğer görmek isterseniz kimler var bu toplulukta diye. Bir saniye şöyle alıyorum. Find a member diye bir yer var. Find a member'da tıkladığınız zaman kimler üye listeye ulaşmanız mümkün.
Kendiniz üyeyseniz isminizi buradan bakabilirsiniz. Ve dünyanın herhangi bir yerinde kimler var görmeniz mümkün. Şimdi İSKA Gatherings'e geliyorum. Bu sene olacak olan çalışma Mexico ev sahipliğinde oluyor. Bunun kararı da 2018'de verilmişti. Şimdi onu açalım. Açılmışı var burada. İSKA Gathering 2021. 14-21 Nisan tarihleri arasında olacak. Normalde Meksika'da olacaktı ama işte pandemi, salgın derken online'a alındı. Ve şu anda online katılmak mümkün. Belki böylesi daha iyi olacak. Daha fazla kişinin katılımı mümkün olacak. Şimdi içeride kimler var? Bu yüzleri artık tanıyorsunuz. Biraz diye düşünüyorum. Önemli konuşmacılar var. Yani bunlar ana konuşmacılar. Bunlardan birisi Francesca Mason Boring. Amerika Birleşik Devletleri'nden katılıyor. Onun ismini ben hocam Rumen Yankulov'dan duymuştum. Bulgaristan'a onu davet etmişti ve Türkiye'den birkaç arkadaşım gitmişti ve çok güzel şeyler söylediler onunla ilgili. Şamanizmle birleştirerek çalışmalar yaptığını duydum. Jan Jacob Stam Hollanda'dan katılacak. Kendisi organizasyon konstelasyonları alanında öncü kişilerden birisidir. Ve Hollanda'daki Hellinger Enstitüsü'nü kuran kişi aynı zamanda. Göksel Karabayır hocamın daveti üzerine Türkiye'de çeşitli çalışmalar yapmıştı daha öncesinde. Ben de o şekilde tanımıştım kendisini çevirmeni olarak. Anguin Sanjust, o da ana konuşmacılardan birisi. YouTube'da yapacağı çalışma hakkında kısa bir bilgi veriyor. Bakabilirsiniz. Cecilio Fernandez Recojo, Portekiz asıllı, İspanya'da yaşıyor şu anda. O da organizasyon konstelasyonları dendiğinde önce isimlerden birisi. Türkiye'de çok emeği var Cecilio'nun. Yine Göksel Hoca'nın konuğu olarak gelmişti. Eğitim verdi Türkiye'de. Birkaç yıl süren organizasyon konstelasyonları eğitim verdi. Şu anda eğitimlerini online veriyor arkadaşlar. İngilizce, İspanyolca ve Portekizce veriyor. İngilizce verdiği eğitimde biz Türkçe çeviri yapıyoruz. Çeviriyi ben yapıyorum. O yüzden Türkçe dinlemek mümkün. Eğitim 10 ay sürüyor. Ayda 2 akşam buluşuluyor. Yani her modül 2 gün sürüyor gibi düşünebilirsiniz. Akşam 7 gibi başlıyor. Gece 1 gibi bitiyor. Türkiye ve İspanya arasındaki saat farkından dolayı. Bir modül katılabilirsiniz isterseniz ya da bütün hepsine katılabilirsiniz. Detay bilgi isterseniz bana yazın. Ben size bilgi gönderirim. Merak ediyorsanız çok güzel bir tanıtım, böyle başlangıç yeri olabilir sizin için bu çalışmaları görmek anlamında. Benim de organizasyon konstelasyonlarındaki temel hocam diyebilirim. Mexico'dan Ingala Roble ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Sarah Payton. Onlarla ben ilk defa karşılaşacağım. Merak ediyorum neler anlatacaklar. Diğer sunuculara bakarsak Barbara Morgan görüyorsunuz. Ben ülke isimlerini söyleyeyim isterseniz. Şu anda isimlerinin hepsi tek tek bize aşina olmayabilir henüz. İsrail'den katılımcılar var. Meksika'dan, İrlanda'dan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere. We've all dediğinde ne çıkacak bakalım. Evet, bunları geçmiştik. Evet, İtalya, Avusturya, Türkiye var görüyorsunuz. Portekiz, Belçika, İngiltere, Brezilya. Türkiye'den yine Nermin ve Kenan. Üçümüz Türkiye'deki İSKA temsilciliğini yürütüyoruz. Avusturya, İsviçre, Rusya, Almanya, İsrail, İngiltere, Şili, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Yunanistan, İsviçre, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Slovenya, yine Slovenya var, Yunanistan var, İngiltere, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Yeni Zelanda, İsrail, Yeni Zelanda, Almanya ve İspanya
Almanya. Peki şimdi bakalım programda neler var? Programın da üzerinden tek tek geçmek istiyorum sizlerle. Aşağıda da yazacağım hangi dakikada hangi başlıkları paylaşıyorum diye. Uzun bir video oluyor. Atlayabilirsiniz durumunuza göre. Evet. 14 Nisan'dan program saat 3'te başlıyor. Ancak buradaki bütün saatler arkadaşlar Merkezi Avrupa saati. O yüzden yeni değişikliğe göre sanırım biz bunun üzerine bir saat ekliyoruz Türkiye saati olarak. Yine teyit edebilirsiniz ama buradaki saatler Merkezi Avrupa saati CET diye geçiyor. İSKA Yönetim Kurulu Paul, Stephanie, Louis, Alexandra ile başlayacak. Bu program eğer katılanlar için şunu söyleyebilirim. Hopin diye bir platform var. O platformda genel bir araya gelme, networking çalışmaları olacak. Her bir program ise ayrıyeten Zoom'da yapılacak. Ve bütün katılımcılara Zoom linki gönderilecek. Ancak Hopin'de de genel ülke tanıtımları mümkün olacak ve insanlarla tanışmak için networking imkanları var. Networking demişiz ve ilk akşam Francesca'nın çalışması var. Atalar ve aile ana konulu. Dışlanmanın kökleri, dahil edici olmak ve beraber büyümek isminde. Her bir programın bu şekilde bir etiketi var. Buradan da takip edebilirsiniz sizin ilgi alanınız olan konuları. Perşembe günü 15 Nisan yine 3'te başlıyor. 2 saatlik bir program. Deney ve araştırmakla ilgili enerji alanının gizeminin açığa çıkması. Aynı saatte 3 etkinlik olacakmış. Yael Eyni, Akaşik Konstelasyon, Akaşik Kayıtlarla Çalışmak diye bir etkinlik sunacak. Joanna Lin, Sistemik Çözümler, Danışanları İlişkilerinde Desteklemek isimli bir çalışma sunacak. Saat 6-8 arasında ise yine 3 etkinlik var. Leslie Nibbs, Para, Eşitsizlik, Adalet ve Kişisel Finans iyiliği, sağlığı. Lisa Iverson, beyazlık bir ata değildir. Burada içselleştirilmiş bir kolonici ile diyalog diye başlık koymuş. Bu sanırım beyaz olma, ırkçılık ve geçmişinde çünkü Amerika Birleşik Devletleri değil sadece Amerika kıtasındaki ülke. Amerika kıtasında birçok ülke var ve o ülkelerin geçmişinde kolonileşmekle ilgili anılar var. Muhtemelen ondan bahsedecek diye düşünüyorum. Ve Nancy ve Louis aidiyet hissi diye bir konuşma yapacak. Siyasi ve sosyal bir başlığa sahip. Sosyal dönüşüm için ana koşul aidiyet hissi diye. Devam edelim. 8-10 arasında kuantum aktivasyonu yönlendirilmiş 3 adımlı konstelasyonlar diye bir başlık var. Gary Stewart yapıyor. Aynı saatte yine Catherine Zoom'da beyaz tahtanın kullanımı ile ilgili online dizimler, online konstelasyonları kolaylaştırmak adına beyaz tahtayı kullanımı ile ilgili bir çalışma sunuyor. Sonraki çalışma ise Egwin St. Justin çalışması travma üzerinde. Bağımlılıklardan bahsedecek. Ve 16 Nisan'a geldik. Cuma günü. 3 ve 5 arasında 3 çalışma var. Konulardan bahsedeyim isterseniz. Direkt isimleri sol taraftan görebilirsiniz. İntihar, travma ve aile konstelasyonları, aile dizimleri. İntihardan hayatta kalabilmek. En iyi kendinizin en iyi koçu olun. Kendime ait olmak. Ve okul sistemine sistemik farkındalık getirmek. 6 ve 8 arasındaki çalışmalara bakarsak eğer empatiyi bedenselleştirmek, yani empatiyi özümsemek gibi bir başlık diyebiliriz. Metaforik fizyojeneoloji ve konstelasyonlar
birebir seanslarda kart kullanarak nasıl olabilir online olarak? Diğer bir etkinlik ise yine deneme ve araştırma anlamında yine online çalışmalar, online dizimler için interaktif bir workshop. Ve o günün ana konuşmacısı Jan Jakob Stam. O da değişimin düzenleri başlıklı çalışmasını sunacak. 17 Nisan'a geldik. Cumartesi günü. İlk oturumda, saat 3 ve 5 arasındaki ilk oturumda 3 tane çalışma var. Bunlardan bir tanesini Rafael yapacak Meksika'dan. Ölüm meleğini onurlandırmak. Diğer çalışma ailemizde ve topluluğumuzda faillerin aidiyeti. Nadine yapacak bu çalışmayı. İspanya'dan aynı saatte benim de bir çalışmam olacak. Hayatta her şey dahildir diye. Bu atölyede özellikle hayatımıza farkında olmadan kendimizle ilgili dışladığımız konulara bakacağız ve onların dahil edilmesiyle ilgili sistemik pratikler sunmayı düşünüyorum. Sonra 8-9 arasında yine yönetim kurulu bir çalışma yapacak, toplantı yapacak. 9-10 arasında üyeler küçük odalarda çalışmalar yapacaklar. Daha sonra da bu yaptıkları grup çalışmasını paylaşacaklar genel katılımcılarla, yani genel kurulla diyebiliriz. 18 Nisan'a geldik, pazar günü. Pazar günkü ilk oturumda yine 3 tane farklı çalışma var. Başlıklarına bakalım. Sistemik konstelasyon eğitiminde ruhun dönüşümü, aile konstelasyonları atölyelerinde COVID pandemisinin etkisi ve kalbin tutarlılığı. Bu Çekçe yapılacak. Sophie ve İngilizceye çevrilecek. Çeviriler nasıl olacak diye sorabilirsiniz. Çeviriler simultane olacak. Zoom programı dahilinde simultane çeviri olacak. Aynı anda birkaç dile çeviri mümkün. Bu anlamda biz de Türkçe çeviri sağlayacağız. İSKA Türkiye olarak. Sonraki oturumun konularına bakarsak, giydiğimiz maskeler, aile dizimleri, aile konstelasyonları diye bir başlık var Nufar'ın yaptığı. İş ve çalışma anlamında Josefina organizasyonlarda Dişil Prensip adlı bir çalışma sunacak. Ve daha sonrasında İda, Çek Cumhuriyeti'nden yine bağlantının garantisi olarak hayata ait olmak. Şamanik, ruhsal ve kuantum biyolojisi bakış açısıyla adlı çalışmasını yapıyor. 8-10 arasında diaspora ile ilgili bir çalışma var. O günün ana konuşmacısı ise Ingala Robel. Dönüşüm ve insan özünün korunması adlı konuşmasını yapıyor. 19 Nisan'a geldik, pazartesi günü. O gün ilk oturumda yine 3 çalışmamız var. Neonatal refleksler ve duyguların molekülleri. İlk çalışma Susan Hall'un yaptığı. İkinci çalışma ise geçiş yapan organizasyonlarda kendi kendini organize eden ekiplere koçluk. Diğer başlık ise hayatın döngülerinde ve farklı aşamalarında travma dinamiklerinin gelişimi. Marina'nın yapacağı bir sunum. 6-8 arasında ise yine 3 çalışmamız var. Bunlardan birisi ilişkilerle ilgili. Helenik Bölgesel Temsilciliğin, Yunanistan'daki Bölgesel Temsilciliğin sahibi olan Nikos eşiyle beraber yapıyor bunu. İlgilenenleri tavsiye ederim ilişki anlamında. Barbara Morgan iş ve çalışma ile ilgili The Knowing Field dergisinden bahsedecek. The Knowing Field dergisinin tarihçesinden bahsedecek. Bu dergiyi bilenler bilir, bilmeyenler de öğrenebilirler. Sistemik çalışmaların dergisi arkadaşlar. Sistemik çalışmalarla ilgili işte aile dizimidir, organizasyon dizimidir, konstelasyon çalışmalarıdır. Bunlarla ilgili makalelerin yayınlandığı çok kıymetli bir dergi. Eski yayınları bile çok kıymetli. Tavsiye ederim, okuyabilirsiniz. İSKA üyelerine özel indirim var. Ben bu dergiyi ilk olarak Rumen Yankulov hocamdan duymuştum.
Burada da İSKAN'ın sürecinde de karşıma çıktım. Öneririm takip etmenizi. Sonra Georg online çalışmalarla ilgili bir workshop sunuyor, atölye sunuyor. Ve o akşamın ana konuşmacısı ise Cecilio. O danışan gücüne karşı konstelasyonların gücü adlı bir konuşmasını yapıyor. Cecilio danışanın gücüne çok inanır ve mümkün olduğunca hatta bir çalışma yapmadan çalışma yapmaya çalışır. Çok kıymetli içgörüleri var. Tavsiye ederim eğer ilgileniyorsanız. Son oturumda ise başlıklarımız nelermiş bakalım. Beş element konstelasyonları atölyesi, bireysellik ve aidiyet en büyük mücadelemiz. Diğer bir oturum ise Susan'a ait, o da Değişimin Rüzgarları, Global Aile adlı çalışmasını sunacak bizlerle. Geldik 20 Nisan'a. 20 Nisan'da bizim Türkiye temsilciliği olarak sunacağımız bir çalışma var. Biz Nermin ve Kenan'la birlikte aidiyetteki kuantum alanı ve biyolojik etkilerden bahsedeceğiz. Aynı saatte Sonya'nın bir çalışması olacak, Yaşamın Gölgeleri başlıklı. 6-8 arasında yine 3 farklı oturum var. Bunlardan birincisi Orion Korman tarafından sunuluyor. Aile ve sistemik kolaylaştırıcılar için bir destek olarak süpervizyon. Orion aynı zamanda Fransızca konuşan bölgenin başında bulunan kişi. Diğer bir başlık ise sistemik konstelasyon ve koçluk kariyeri, profesyonel dönüşüm. Sağlık ve şifa alanında Kristin'in yapacağı çalışmanın adı ise aidiyet. Sevilenlere doğru kesintiye uğramış hareket. 8-10 arasında ana konuşmacımız Sarah Payton olacak, sağlık ve şifa üzerine. Aidiyetin karşısındaki sözleşmeler, anlaşmalar ve konstelasyon çalışmamız içerisindeki ilişkisel nörobilimin değişimi. Son olarak ise Yeni Zelanda'dan sanırım ya da Avustralya'dan çok emin değilim. Onların bir çalışması var. Aidiyet ve Mana Moyuhake adında ben nereye aidim? Onların da YouTube'da tanıtım videoları var. İlgileniyorsanız bakabilirsiniz. Son olarak 21 Nisan'da 3 çalışma var. İlki Latin Amerika bölgesinin bir sunumu. Alexandra ve Rafael sunuyor. Küresel bir dünyaya ait olurken köklerimizin çeşitliliğini de korumak. İlginç bir çalışma olacağını düşünüyorum. Çünkü Meksika'dan katılıyorlar. Meksika çok çeşitli, çok etnik köken çeşitliliğine sahip olan bir ülke. Kişisel olarak merak ediyorum. 6 ve 8 saatler arasında Engwin yine bir çalışma sunuyor. Ana konuşmacı olarak. Bozulmuş bağlantıların iyileştirilmesi üzerine. Onun YouTube videosuna da bakabilirsiniz fikir edinmek için. Ve son olarak da kapanış seremonisi, kapanış töreni olacak 21 Nisan'ın sonunda. Evet, bütün program en azından şu an kısaca anlatılmış oldu sizlere. Pekala, şimdi şunu merak edebilirsiniz. Ben nasıl yararlanabilirim, nasıl katılabilirim? Ücretlerine bakalım. Ücretlerini size göstereyim. Ama oradaki ücretin dışında Türkiye için özel bir fiyat belirlendi. Bunu sağlamış olduğumuz için de açıkçası çok mutluyum. Registration'a tıkladığınız zaman mesela şunu görüyorsunuz. ISKA üyelerine 150 euro bütün etkinlik. ISKA üyesi olmayanlar 250 euro. Ancak Türkiye için bu ISKA üyelerine olan 150 euro %50 indirimli arkadaşlar. 75 euroya katılabiliyorsunuz ISKA üyesi olarak. ISKA üyesi olmanın maliyeti ne peki? ISKA üyesi olmanın yıllık maliyeti normalde 60 euro. Ancak Türkiye için yine özel bir fiyat edindik. Çünkü ülkemizin ekonomik durumu şu anda pek kolay olmayabiliyor birçoğumuzun bütçesi için. Türkiye için 30 euro.
Yani 30 euro vererek İSKA'ya üye olabiliyorsunuz. Ve daha sonrasında İSKA üyesi olduğunuz için bütün programdan 75 euroya yararlanabiliyorsunuz. Bu indirimli üyelik ve katılım için özel bir link var. İlgileniyorsanız bize ulaşın, bana ulaşabilirsiniz, Nermin'le de Kenan'a ulaşabilirsiniz ya da direkt iskaturkey@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Oradan size bu linkleri göndeririz, ulaşmasını kolaylaştırırız. Türkçe çeviri olacak, böyle bir niyetimiz var. Hangi konularda, hangi çalışmalarda olacağına katılımcılar netleştikten sonra beraber karar vermeyi düşünüyoruz. Çeviriler dediğim gibi simultane olacak ama yavaş yavaş konuşulacak konuşmacılar tarafından. Çünkü aynı anda birçok farklı dile çevrileceği için ve bu çalışma gönüllü bir çalışma olduğu için çevirmenler de gönüllü olacak. Birçok farklı ülkedeki çevirmenler profesyonel simultane tercüman olmadığı için bir nevi ardıl tercüme hızında ilerleyecek ancak farklı kanallarda olacak.